Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 4-10 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar. Evet Güneş Oğlak burcunda ilerliyor. Artık 2021'in ilk haftası içerisindeyiz. Pazartesi günü Ay Başak Burcu'nda bu hafta ay son dördün fazına ulaşacak. Bu da son üç haftanın konularını şöyle bir toparlamamızı sağlıyor. Belki bazı sonuçlar da alacağız. Pazartesi günü Ay Başak Burcu'nda özellikle para konuları, harcamalar, gelir gider dengeniz, bütçeniz, muhasebe işleri bunlara daha fazla odaklanabilir. Biraz detaylarla uğraşabilirsiniz. Salıdan itibaren Ay Terazi Burcu'nda olacak. Salı ve çarşamba iletişim trafiğinin artması ama daha çok Yakınlarınız, akrabalar, kardeşler, komşular, sevdiğiniz kişilerle bir şekilde paylaşımlar yapmanız mümkün görünüyor. Bunlar tabii ki da bu dönemde fiziksel bir araya gelmekten ziyade biraz hani iletişim cihazları aracılığıyla mümkün. Bu bunları daha fazla kullanmanız, daha fazla bilgi paylaşımı içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Tabii ki ticari alanlarda da aktiviteler olabilir özellikle salı ve çarşamba. Perşembeden itibaren Ay Akrep'te. Perşembe ve cuma günü daha çok özel alanınız, eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konu ve kavramlar sizin için öncelikli olacak gibi görünüyor. Hafta sonundaysa Ay Yay burcunda olacak hafta sonu biraz daha eğlenmek mümkün görünüyor. E, keyif alacağınız faaliyetler, e, biraz daha böyle rahatınıza düşkün olmanız için işte hobilerinize zaman ayırmanız, e, sizi ne eğlendiriyorsa onlarla ilgilenmeniz e, mümkün, özellikle cumartesi öğle saatlerinden itibaren. Bu hafta gezegenlerimiz burç değiştirecekler. Bu da tabii ki günlük hayatımızdaki enerji dinamiklerini etkileyecek. 6 Ocak itibariyle Mars artık uzun süredir kaldı. 6 aydır hareket ettiği Koç'tan ayrılıp Boğa burcuna geçecek ve Mars 4 Mart'a kadar 2 ay Boğa burcunda kalacak. Mars'ın olduğu yerde mücadele vardır, enerji vardır ve sizin sevgili Aslanlar haritanızın da en üst noktasında Boğa burcu var. Demek ki şu anda 4 Mart'a kadar özellikle toplum önündeki faaliyetleriniz aktif hale geliyor. Mesleğinizle ilgili konular, işte kariyer konuları, çalışmalarınız, sorumluluklarınız. Bir aile içerisinde ise hani ailenizle ilgili belki yapacağınız e, faaliyetler daha aktif olacak, daha görünür hale gelecek. Zaman zaman mücadeleler de olacak tabii ki. Yani enerjinizi daha çok sorumluluklar alanına yönlendirdiğinizi söyleyebiliriz. 8 Ocak itibariyle iletişim gezegenimiz Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Merkür 2021'in ilk retrosunu da kova burcunda yapacak. 29 Ocak'ta başlayacak retro 20 Şubat'a kadar da devam edecek. Bu dönemde tabii ki ay sonuna kadar tam ilişki evinizde olacağı için her türlü ilişkinizi de hareketlendirecektir. daha fazla bilgi paylaşımına da yol açabilir sizin için. İlişkilerde, ilişkilerde eşinizle, partnerinizle görüşmelerinizin bazı konuları tartışmanız ya da bazı karar süreçlerinde olmanız mümkün. Hatta işbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Bu tarz önemli işlerimizi, kararlarımızı, sözleşmelerimizi 29 Ocak'a kadar tamamlarsak bizim için çok daha faydalı olabilir sevgili aslanlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.